Arkadaşlar merhaba. İstiklal Caddesi bittikten sonra hemen soldan devam edip 500 metre aşağıda bizi karşılayan İstanbul'un görkemli yapılarından biri olan Galata Kulesi yer almaktadır. Hemen İstiklal Caddesi'nin bitiminde 500 metre aşağıda bu görkemli yapıyı görebilirsiniz. 2013 yılında UNESCO tarafından geçici miraslar listesine alınmış bir yapıdır aynı zamanda bu yapı. Yapının tarihinden bahsetmek gerekirse yapı 528 yılında İmparator Anastasius tarafından yaptırılmış Fener Kulesi olarak inşa ettirilmiştir. Yapının yerden yüksekliği şu şekilde görebilirsiniz. 67 metredir. 1445-1446 yılların sırasında yapı tekrardan tamir görmüştür. Bundan sonra Türklerin eline geçmiş ve her yüzyılda da tekrardan inşa ettirilmiştir yapı. 17. yüzyıla gelindiğinde ise yapının şu şekilde görmektesiniz. En üstünden 17. yüzyılda 4. Murat döneminde Hazar Efendi Çelebi'nin kendisi için yaptırdığı kanatları sırtına takarak bu en tepeden Üsküdar'a kadar uçtuğu da söylenmektedir arkadaşlar. Şu anda tadilat olduğu için kuleye giriş yapılamamaktadır. Fakat yerli turistler için kulenin giriş ücreti 7,5, yabancı turistlerimiz için de 15 lira alınmaktadır. Buradan devam ettikten sonra Eminönü ve Karaköy'e de inebilirsiniz. Hemen sağdan devam ettikten sonra Eminönü ve Karaköy'e de inebilirsiniz arkadaşlar.